sorunları sorarsanız. Önce kamp yeriyle ilgili başlayalım. Biz 2 ay önce arkadaşlarımızı gönderdik, sahalara baktırdık. Sahaların hazır olmadığını ama 2 ay sonra, 3 ay sonra kamp dönemine kadar da bunun yetişeceğini, iyi olacağını söylediler. Maalesef gittiğimizde bu gerçekleşmedi. Biz hani söylenene inandık. Erzurum'u tercih etmememizin nedenlerden birisi uzak. Hem de oyuncunun gelip gitmesi bir sürü işlemlerinden dolayı da burayı tercih ettik. Fakat gittik geldik gördük ki maalesef söylenenin aksiyle bir sahayla karşılaştık. Saha ikinci etap için devam edilecek bir durumu yoktu. Bazı Süper Lig takımları oradaydı bir tanesi. Onlar da rahatsızdı ama mecburiyetten Avrupa Kupası maçı oynayacaklar için devam ettiler. Biz de sakatlık riskini engellemek için Ankara'ya döndük. Kendi tesisimizdeyiz, kendi evimizdeyiz. Konulardan bir tanesi bu. İkincisi hazırlık maçlarımızla ilgili biraz size bilgi vereyim. Özellikle Tasos'un, Efkan'ın takıma biraz geç katılması, sistemle ilgili bir ufak bir değişiklik yaptık. Onu oynayabilir miyiz, ona bakabilir miyiz diye. Saha dizilişiyle ilgili. Üçüncü maç tekrar alışkın oldukları, oynadığımız sisteme döndük ve çok iyi bir hazırlık maçı oldu. Hem Pendik Spor'a teşekkür ederiz. Bizim maçımızdan çok iyi oldu. Daha farklı kazanabileceğimiz bir maçtı. Yavaş yavaş rotayı yukarı doğru yükseltiyoruz. Lige daha zamanımız var. Bütün oyuncularımızı hazır hale getireceğiz inşallah. Transfer konusuyla ilgili söyleyeyim. 2 tane kenar oyuncusu takıma kesinlikle alınacak. Bunun çalışmaları var. 5-6 tane oyuncu var, onun üzerinde duruyoruz. Siz de takdir edersiniz ki olan işler bozulmuyor. Zor bir süreç, transfer süreci. Ama buraya gelen oyuncu inşallah hazır gelir, takımından gelir. Veya gelmezse de en kısa zamanda oyuncuyu hazırlarız. Durumun aciliyetine göre de bir stoper transferi yapabiliriz. Bugün Rafa kaleci arkadaşımız katıldı. Cem, daha önce söylemiştim, onun da bir sürü problemleri oldu. Bizden kaynaklanan değil, Clermont kulübünden kaynaklanan bazı sıkıntılar oldu ama başkanımıza teşekkür ederim ben. Önemli bir oyuncuyu, ben daha önce de ifade ettim, Ankara Gücü'ne geleceği olan bir oyuncuyu Ankara Gücü'ne kazandırdı. Bundan sonra da bu tip elit, iyi, direkt oynayabilecek oyuncuları da kazandırmak için bütün mücadelemizi vereceğiz. Daha önceki söylediğim gibi. Benim kısa değerlendireceklerim bunları. Sizin sorularınız varsa onları alabilirim. Birkaç oyuncu söylediniz hocam. Bu Berisse'nin durumu nedir? Bu hocayı da istiyoruz, siz göndermiyorsunuz. Onunla da ilgili. Ben Berisse'yi beğeniyorum. Çalışma döneminde de kampın en iyilerinden bir tanesiydi Berisse. Dün çok iyi bir hazırlık maçı oldu. Daha önce oynattığımız maçlarda santrafor oynattık. Ali'nin de geç gelmesi. Ben Berisse'yi beğeniyorum ama gelecek oyuncuların durumuna göre, kendinin durumuna göre bir tercih yapacağız. Ama ben Berisse illa gitsin diye bir tasarrufum yok. Ben yine şunu da söylüyorum. Bunların hepsi bizim oyuncularımız, değerli oyuncular. Yani taraftara şunu söylüyorum. Yani bir tane Ankara Gücü var. Haklı, yani her zaman haklılar. Ben hiç onlara bir şey söylemiyorum. Daha iyisini istiyorlar. Bu konuda haklılar ama çok kolay olmuyor. Yani bu ekonomik şartlarda onu ifade etmeye çalışıyorum. Hepsinin performansı, şimdi sezon başı benimle başladıkları için de hani bunu bir ukalalık diye almayın ne olur lütfen. Daha iyi yerlere gelecek hepsi. Daha iyi verim verecek. Hocam geçen görüşmenizde kaleci transferine çok önem veriyordunuz. Transfer gerçekten. Evet, zaten ikinci tercihimizde bir tane de Portekizli bir kaleci vardı. 3 tanesinden bir tanesiydi. Japon kaleciyle anlaşamadık. Kulüp Brugge'nin devreye girdiğini söylüyorlar. Teklifleri yaptık. Kulübüne bonservis ödeyecektik. İkinci istediğimiz tercihti. O da oldu. Yani. Bundesliga'da genelde istikrarlı bir oyuncu. Sadece son sene biraz sakatlık problemi yaşamış. Omuz sakatlığına geçirmiş. Onun dışında bir endişemiz yok. Zaten tamamen sağlık kontrolünden geçti. Yani zaten öbür türlü olması mümkün. Yani iyi bir kaleci. Yıllarca Bundesliga'da futbol oynamış. Ben Freiburg zamanında biliyorum. Yani umarım katkı sağlar bize. Yani. Geçen sezon Kvatenk pek oynamadıydı. Bu sezon hatta gidecek oyuncular arasında gösteriyordu ama bu sezon tuttuğunuz kadroda ve sağ stoper olarak herhalde oynatmışsınız. Nasıl da performansı? Ben çok memnunum Kvatenk'ten de. Yani hani biz acil olan yerlere transfer yapmak istiyoruz. Söylediğim gibi yani onu da değerlendireceğim.
kalacak yani öyle oynayacak. Yani işte duruma göre bakacağız yani. Kalabilir, kalmayabilir. Ama bir şans vermek istiyorum ona. Hocam sol kanat ve sağ kanat alınacağını genel anlamda duyduk. Yani yüksek ihtimal yabancı oyuncu olacak. Evet. Bunlar. Yani Türk oyuncu tercihimizi stoperlerden yana ve orta sahadan yana kullanacağız. Eğer beklerde bir problem olursa beklerden işte Hayrullah ve Alper'den yana kullanacağız. Yani Mert, Ati. Ofansif orta saha konusunda çalışması var mı? Ya da siz kendiniz mi? Hani bu şimdi şöyle söylüyorlar. Anlatmaya çalışıyorum. Yani bu takım geçen sene 1.7 ortalama puan ortalaması benim zamanımda. Bu çok daha fazla çıkar. Şimdi olan bir şeyi yıkıp yerine başka bir şey ben yapmam. Ya benim bir 10 numara ihtiyacım yok. Dünyada da kalan bir şey değil. 10 numara, 10 numara. Ben 10 numarayla oynamıyorum. Onun için de böyle bir transfer talebim. Ne dünde oldu ne bugün oldu. Oynadığım takımlarda bakın tabi profesyonel kendi hayatımda böyle bir oyuncunun varlığına inanmıyorum ben. Ya sabah yani takaslar gelseler kenarda oynayacaklar. 10 numara oynamayacaklar. 10 numara oynamayacaklar. Hocam peki İstanbul takımlarından boşa çıkacak oyuncular konusunda herhangi bir fırsat transferi olabilir? Ben onu hani çok açıklıkla paylaşabilirim. Olursa Rossi'yi isterim ama onda herhalde transferi başka bir kulübe var. Yani zor. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Oradaki çıkan oyuncuların maaşları çok yüksek. Yani çok büyük paralar kazanıyorlar. Bizim o maaş baremini karşılayacak durumumuz yok. Yani. Hani belki bir kısmını orası öderse, bir kısmını biz ödersek anca öyle olur. Ama o iki kenar oyuncusu yabancı olacak. Yani. Şu an için herhalde yakın zamanda gelme ihtimalleri var mı? Durumları nedir? Yani şu anda işte çalışmalar var. Bitebilir, bitmeyebilir yani. Yani çalışıyoruz. Lige en azından gelir değil mi? Lige gelir yani büyük ihtimalle gelir yani. Ben de öyle umuyorum yani. Hani o taraf benim alanım olmadığı için bir şey söyleyip de kendimi ve sizleri bağlamak istemem yani. Yani onu inşallah yetişir yani. İnşallah. Sizin kendi istediğiniz oyuncular mı yoksa kulübün daha önceden çalışıp beğendiği oyuncular mı? Buradaki sol ve sağ. Buradaki durum şu, ben sorumluluk benim kardeşim yani hani burada bir değişik bir durum var onu söyleyeyim. Bunun şeyi bende. Hoca olan benim, antrenör eden benim. Ben kimseye bir şey söylemem, suçu atmam. Bir sorumluluk varsa onun tamamen sorumlusu benim. Yani iki benim hani şunu söylüyorum. Bunun altını defalarca çiziyorum da ben bu kulübün sadece daha önce de ifade ettiğim gibi antrenör değilim aynı zamanda taraftarıyım. Ben zarar verecek bir şey yapmam kulübe. Yani bunu kesin bilin yani herkes de bilsin. Üzülüyor mu? Çok onun için çok teşekkür ederim. Sıra süre alma şansı çok yüksek. Hani durumuna göre söyleyeyim. Onur'u profesyonel yaptık. Mertcan'ı stoper profesyonel yaptık. Onur dayanıklılık testlerinde de en iyi çıkan oyunculardan bir tanesi. Oraya da çok önem veriyorum. Böyle altyapıya hem dışarıdan yabancı hem de Türk böyle 16-17 yaşındaki oyuncuları almak istiyorum. Sıraç'ı yabancı sayıldı mı herhalde? Yok. Yeni statüden dolayı mı yoksa zaten Türk vatandaşlığı var? Yani biz zaten yapmaya çalışıyoruz yani. Evet. O başkanımız o konuyla ilgileniyor. Büyük ihtimalle Türk vatandaşı yapılacak diye biliyorum. Mevkisi kanat oynuyor. Yani çok çok yetenekli. Ankara Gücü'ne çok uzun yıllar hem hizmet verecek hem de iyi bir para kazandıracak. Ben öyle görüyorum. Yani uzun yıllardır Ankara Gücü'nde de bir altyapıdan böyle bir futbolcu çıkıp da izlemedik. Umarım size denk gelir. Yani oyuna girecek çıkacak. Son maçta oynattım. Zaten bir 30 dakika yavaş yavaş süre alacak. Onların hiç kuşkunuz olmasın. Sıtkı perde. Sıtkı ile ilgili şunu söyleyeyim. Sıtkı ile ilgili en ufak bir bizim şeyimiz yok. Bir herhalde yanlış anlaşılma var. Sıtkı kendisi dün geldi. Kapımın benim açık Sıtkı'ya. Sıtkı'nın bir oynaması gerekiyor. Yani biz burada her türlü Sıtkı'ya şey yapmaya açığız. Kendisine aynı şeyleri ifade ettiğim için size de aynı şeyi ifade ederim. Sıtkı'yla ilgili en ufak bir problem yok. Ne zaman isterse gelebilir. Sözleşme yapabilir yani. Ben söylüyorum. Yani. Hiçbir problemi yok Sıtkı'nın. Çok sevdiğimizde bir kardeşimiz yani. Bu 16 milli takımına da katılmış Arda Ünyay'da alakalı ilerleyen zamanda o da katılacak bir takımıydı. Takım da burada zaten. Çıkıyor, iniyor, geliyor. Şimdi buradaki sorun şu. Maç oynaması gerekiyor. Burada idmanları yaptığı zaman bazen dışarıda kalabiliyor, bazen oynayabiliyor. En önemlisi
Yani aşağıda maç eksiğini gidermek, o da bizim yani gelecek oyuncularımızdan bir tanesi, yani önemli oyuncularımızdan bir tanesi. Yine bir milli takımlarda oynamış Kaan Çinkaya vardı. O tercih edilmedi sanırım kadroda. Yani biz daha bir genç oyuncu almak istiyoruz. Yani yine milli takımlarda olan. Kaleci konusu biraz ikircikli konu, zor bir konu. Evet. Yani Kaan'ın oynaması gerekiyor. Şimdi bizde işte Rafa var. Sonra Bahadır var. Üçüncü ve dördüncü kaleciyi daha profili değişik. Come on, come on, play, play, open up,